çok faydalı bir toplantıyı birlikte yaptığımız için size teşekkür borç biliyorum. Unutmayalım ki Türkiye'nin sınırları dışında terörist eylemleri kontrol altına almak için hareket yaptığı bir dönemde elbette ilimiz ve sınırlarımızın içindeki bütün illerinde güvenlik içinde olması esastır. Bu anlamda size de intikal eden, benimle bulunduğum bir ortamda bazı güvenlik sorunları olduğu iddiaları üzerine o zaman talimat buyurmuştunuz. İlk fırsatta bir toplantı yapalım diye. Bugün uygun görmenizde bugün burada bunu gerçekleştirmiş olduk. Biraz önce arkadaşlarımız da çok ayrıntılı sunumlar yaptılar zaten bize. Orada da açığa çıktığı üzere aslında sadece bir şehir efsanesi şeklinde bir hadise oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Daha önce İl Emniyet Müdürlüğümüzün de hazırladığı bu anlamdaki bir analiz raporunda da bunlar çok net bir şekilde ortaya konulmuştu. Bizi burada üzen hadise şudur, huzurlu olan vilayetimizin sanki bir sorunlar yumağıymış gibi göstermek suretiyle, gerek bir zaaf izlenimi vermek suretiyle terör örgütlerine bir yol açmak, öbür taraftan büyük bir gayretle, canhıraş bir şekilde güvenliği sağlamaya çalışan, başta güvenlikten sorumlu bütün birimlerin başındaki büyüklerimiz olmak üzere bütün sistemde en uç noktaya kadar bu iş için emek sarf eden, bu iş için çaba sarf eden kardeşlerimizin bu emeklerinin hiçe sayılması ve bu anlamda sanki bir güvenlik zaafı varmış gibi hükümetin bir sıkıntıya sokulmak istenmesi gibi bir durumun oluşması üzücüdür. Bakanlar Kurulumuzun saygıdeğer bir üyesi olarak bizi bugün burada dinlemekle, bu konuda ilgilenmekle bizi şereflendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Her türlü terör örgütleriyle mücadele eden bir ülke ve asla asla terör ayrımı yapmadan, şu terörist iyidir, bu terörist kötüdür demeden, terörün bir insanlık suçu olduğu bilinciyle gerek ülke sınırlarımızın korunması, gerek iş barışının sağlanması, gerekse dış tehditlere yönelik olarak özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarıyla kırsalda ve şehirde teröristleri hareket edemez hale getirdi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği ve talimatlandırdığı gibi terörün inlerine girme noktasında gerçekten güvenlik güçlerimiz çok başarılı operasyonlara imza attı ve Allah'a hamdolsun bu noktada ülkemiz belli bir huzura kavuştu. Netice itibariyle gerek Trablus'ta gerek Afrin'de yapılan operasyonlarla birlikte ülkemiz etrafında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun yok edilmesine yönelik başarılı operasyonlarla da bu dış güçlerin bu emellerini de boşa çıkarttılar ve onun yansımalarıyla beraber ülkemiz gerçekten bir huzur adası haline geldi. Bundan rahatsız olanlar olabilir. Özellikle ülkemizin Afrin'e yönelik, oradaki teröre yönelik, oradaki insanların iradelerine konulan ipoteğin kaldırılmasına yönelik, barışa ve kardeşliğe yönelik bu operasyondan rahatsız olanlar olabilir. Şu veya bu şekilde ona destek verenleri eleştirenler olabilir. Ama o operasyonların faydasını biz Türkiye olarak hissediyoruz. Bundan sonra da daha iyi göreceğiz. Tabii Malatya'mız sevginin, hoşgörünün olduğu bir ilimiz.
bulunduğu konum ve coğrafya itibariyle ve ilimizin sosyal yapısı itibariyle de hassas olarak değerlendirilen illerimizden birisi. Ama burada yaşayan insanların kardeşlik içerisinde ve sevgi ve barış içerisinde yaşadığı bir il. Dolayısıyla özellikle Malatya'ya yatırım yapmak isteyenler, dışarıdan Malatya'ya gelmek isteyenler, Malatya'ya yerleşmek isteyenler, son zamanlarda oluşturulan haklı veya haksız iddialarla sanki Malatya bu huzur kenti olmaktan çıkma yolunda ilerleme kaydettiği gibi bir algı oluşturuldu. Bunun böyle mi, doğru mu, yanlış mı olduğu noktasında ilimizde görev yapan en üst düzey arkadaşlarla oturup istişare etme imkanı bulduk. Gördük ki rakamlara baktığımızda da, oluşan kanaatlere de baktığımızda esasında Türkiye, Malatya Türkiye ortalamalarının çok altında suç oranlarıyla, organize suç örgütleri oluşumlarıyla gerçekten Malatya oluşturulan algıyı hak etmediği noktasında görüşlerimiz ortaya çıktı ki bende de bu kanaat hasıl oldu. Arkadaşlarımız da gerekli hassasiyetleri devam ettirerek suç ve suç örgütlerine karşı mücadelelerini de her birinin kendi görev yetki ve görev sahası içerisinde devam edecekler. Malatya'mız şuna emin olabilir. Arkadaşlarımız Malatya'da hiçbir organize örgütün bırakın dal salmasını, yeşermesine bile izin vermezler, veremezler, vermeyeceklerini de ifade ettiler. Mücadelelerini de bu şekliyle devam ediyorlar. Yine adli vakalara baktığımızda da Malatya, Türkiye ortalamalarının çok altında devam ettiğini görüyoruz. Emniyet olarak fiziksel yeterlilik ve personel yeterliliği bakımından, özellikle personel yeterliliği bakımından arkadaşlarımız genel anlamıyla yeterli olduğunu ifade ediyorlar. Orta düzey belki emniyet mensubu noktasında bir açık var. İnşallah onun da yeni atamalarla giderilir. Yine aynı şekilde koordinasyon noktasında Sayın Valimiz zaten bu hususlara dikkat ederek bütün bilimlerimizin adamlı bir şekilde, verimli bir şekilde çalışması noktasında gayret gösteriyorlar. Dolayısıyla Malatya huzur şehri olarak yoluna devam edecek. Malatya kardeşlik şehri olarak yoluna devam edecek. Malatya barışın ve sevginin, hoşgörünün olduğu bir il olarak yoluna devam edecek ve bunun üzerine kalkınmasıyla beraber Malatya hak ettiği yere inşallah hep beraber gelmiş olacak. Ben tekrardan